Herkese merhabalar, ben Yüksel, umarım hepiniz iyisinizdir. Bu videomda sizlere True Stretch nasıl yapılır, o görev çubuğu olmadan veya herhangi bir ekstra bilek var olmadan bunu göstereceğim. Dün gece Fransız bir oyuncu paylaşmıştı Twitter'da. İşte Mystic gitmiş İngilizce'ye çevirmiş, Sugetsu gitmiş Rusça'ya çevirmiş. Ben de hani merak edenler için, denemek isteyenler için Türkçesini paylaşayım dedim. Hani bu True Stretch olayı nedir? Kısaca şöyle özetleyeyim. Valorant'ta çokça 1280'e 960, 1280'e 1024 veya işte 1440'a 1080 oynayan oyuncu olduğunu görmüşsünüzdür. Hani ben de çoğunlukla 1440'a 1080 oynuyorum bu arada. Bu 4'e 3'lerde arayüz değişikliği, hat değişikliği yanında oyun içerisinde herhangi bir değişiklik olmuyor. Hani düşmanların, karakterlerin boyutu hiçbir şekilde değişmiyor. Ama Counter-Strike döneminde bu durum böyle değildi. İşte oyunu 4'e 3'e çektiğiniz zaman rakiplerin de boyutu büyüyordu. Rakipler daha büyük oluyordu. Valorant'ta bunu gerçekleştiremiyordunuz. Gerçekleştirebildiğiniz programlı bir yol vardı ama işte işin içinde program olduğu için o da biraz işte ban yeme riski ortaya koyuyor. Hani uzun süre kullanıp yemeyenler de var, kullanıp yiyenler de var. Tens geride bıraktığımız günlerde yine bu True Stretch olayıyla alakalı programsız nasıl yapılabileceğini göstermişti ama orada sıkıntı şuydu, altta görev çubuğunu görüyorsunuz. Pek de güzel bir görüntü ortaya çıkmıyor. Hatta şöyle söyleyeyim, Valorant'ın EMEA liginde de işte Chronicle olsun, Sender olsun bu çözünürlüğü kullanıyordu. Yani görev çubuklu True Stretch adamların büyüdüğü çözünürlüğü kullanıyordu. Şimdi size göstereceğim tarzda herhangi bir program kullanmadan sadece Windows üzerinden bu şekilde hani çözünürlüğünüzü değiştirerek adamları büyütebiliyorsunuz. Hani herhangi bir üçüncü parti yazılım uygulama kullanmadığınız için de yani ban yeme riskiniz yok denilebilir. Hani riske atmazsınız, denemek istemezsiniz veya denersiniz, orası sizde. Evet, Nvidia kontrol paneline geldiğiniz zaman bir tane işte özelleştirilmiş çözünürlük yapmanız gerekiyor ve bunun oranının 1.45 olması gerekiyor. Yani bu 1.45 oranı nedir? İşte bizim hani çözünürlüklerimiz 16'ya 9, 4'e 3, 16'ya 15'e 4 veya işte 1.56 bile var. Hani bu oran 1.45 olacak. Burada baktığımız zaman 1280'e 960'a en yakın olan çözünürlük 882'li olan. Bunu tabii ki de atıyorum HD olarak yapmak istiyorsanız ne yapmanız gerekiyor? İşte hesap makinesinden hesaplayalım. 1080 çarpı 1.45 yaptığınızda yani 1566, benim izlediğim videolarda 1568 vesaire bu civarlarda tutmanız gerekecek bu özel çözünürlüğü. Burada özel çözünürlük oluştur diyorsunuz işte. Hani atıyorum 1568 dedik mesela. Bunu da 1080 yaptınız. Böyle test diyorsunuz. Oluyor zaten. Burası bu şekilde. Ben bir tane oluşturduğum için hani dokunmuyorum. Buna geçiş yapmadan önce aygıt yöneticimize gidiyoruz. Aygıt yöneticisine geldik. Burada monitör kısmı var. Monitör kısmından monitörünüzü seçiyorsunuz işte. Monitörü yani cihazı devre dışı bırak diyorsunuz. Ardından devre dışı bıraktıktan sonra buradan da çözünürlüğü aktifleştiriyorsunuz. Ben 1280'i 882'ye aktifleştireceğim. Uygula diyorum. Şimdi Valorant'a döndüğümde bu 16'ya 9 durumda. Yani 4'e 3 olmuş değil. Şöyle botları açalım hatta. Botları da görün bu şekilde yakından. Şu şekilde. Buradan klasik görüntü ayarlarına geliyorsunuz. Burada şu an fil şekilde bir leather box'ı apply diyorum. Ardından yani uygula diyorum. Burası tam nedir? Bilmiyorum açıkçası. Fil doldur olması gerek Türkçesi bunun. Buradan uygula dediğim vakit bu şekilde botlar büyüyor. Yani az öncekiyle birlikte bir kıyaslama da yapabilirsiniz. Zaten crosshair vesaire de büyüdü. Hani bu şekilde Tenz'in gösterdiği, işte turnuvada Chronicle'ın, Sender'ın oynadığı tarzdan farklı olarak altta herhangi bir işte black bar olsun veya görev çubuğu olsun bunlar gözükmüyor. Yani daha güzel gözüküyor. HD yaptığınız vakit hani görüntü, gördüğünüz görüntü daha güzel olacaktır. Adamlar da yine büyüyecektir. Yani genel durum bu şekilde diyebiliriz. Evet, bu kadar. Yani ilerleyen zamanlarda buna bir çözüm olur mu? Bunda bir şeyler değiştirirler mi oyununa? Hani daha alakalı neler yapabilirler? Bunları bilmiyorum tabii ki ama bu tabii ki de bir avantaj sağlayan bir durum olduğu için mutlaka dokunacaklardır diye düşünüyorum açıkçası. Ha, tabii ki de yani bu tarz şeyler bir anda size hani 3-5 vuruyorken 30-40 vuran oyuncular haline getirmeyecek ama avantaj avantajdır. Benim söyleyeceklerim de genel olarak bu kadar. Siz neler düşünüyorsunuz? Düşüneceğiniz yorumlar kısmında belirtmeyi, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler ve iyi günler. Kendinize iyi bakın. Beşli bela. Ben daha ne yapayım? Ben daha ne yapayım? Ben daha ne yapayım? Ben daha ne yapayım?